Çift Doğu Çiftliği'nden herkese selamlar dostlar. Herkese tekrardan günaydın. Bugün İbrahim abiyle birlikte yine bir işe gidiyoruz. İbrahim abi. Buyur abi. Telefon çalıyor abi. Biz biraz sonra devam edelim. Şu virajı da dönelim. Tamam. Sonra başına virajdan dönüyoruz. Döndük. Evet. Döndük yola. Az önce İbrahim abinin telefonu çaldı. Videoyu orada kestik. Şimdi burada yapıyoruz. Evet, şimdi yolumuzdayız, gidiyoruz. Bugün bir yemeğe işi varmış. İbrahim abi sağ olsun bahsetti. Gelir misin dedi. Dedim abi gelirim. İş olsun gidelim. Şimdi gidiyoruz. Oradan parça parça çekeceğiz dostlar. Evet. Kemal abiye geldik yol üstünde. Bizim çizmeler vardı. Abi aşağı çekebilecek misin? Çizmeler görünüyor mu? Görünüyoruz. Çizmeler patlamıştı. Şimdi çizmeleri aldık, değiştirdik. Kemal tamam abi. Tamam. Sağ olun efendim ben. İşimizi görürüz. Senin işini görürüm bu sene. Senin işini görürüm bunlarda. Tamam inşallah. Hadi bize müsaade. Hadi görelim. Sana hayırlı işler abi. Sağ ol ya. Hadi eyvallah. İbrahim abi. Buyur abi. Görev yerimize geldik abi. Geldik abi. Benzin katıyoruz abi. Benzinimizi katıyoruz. Evet. Şimdi az sonra. Siz zaten daha önceden herhalde burada şeyler yapılmış. Kestik abi, kestik. Kesim yapılmış. Kapatayım mı Orcun abi? Ha, tamam abi. Koyduysa kapatalım onu. Koyduk. Yağ vereceğiz şimdi. Şimdi yağını koyacağız. Evet, yağını koyacağız. Ondan sonra da burada iş çokmuş dostlar. Bu arada nereye geldik? Bizim yakın köylerden birindeyiz. İsim vermeyelim. Burası yine bir çiftlik. Büyük bir çiftlik ve arazisi. Şimdi burada yapılacak işler var. İşlerden bir tanesi şu an bizim temizlemekte olduğumuz yer. Burası bayağı bir artık böyle orman gibi olmuş. Buranın temizleme işi var. Biraz buradan başlayacağız. Ondan sonra öbür tarafta herhalde bir şey yer kazılacak galiba, değil mi abi? Oraya dam mı yapılacak? Bir şey yapılacak herhalde. Oraya bir çukur kazma işimiz olacak. Çukuru kazacağız. Ondan sonra bakalım, burada başka işler de çıkabilirmiş. Bizim de zaten biliyorsunuz. Hep dediğimiz gibi hani iş olsun çalışalım diyorduk. Bu sefer de böyle bir işimiz var. Hava bu sefer kapalı. Arkada gördüğünüz gibi yollarda da bayağı sis vardı ilk çıktığımızda. Ama çalışmaya başlıyoruz dostlar yine. Evet dostlar, biz şimdi çalışmaya başlıyoruz. İbrahim abi şimdi makineyle devirecek. Ben de kalan küçük parçaları şu yerdeki tırpanla etrafını temizleyeceğim. Evet, şimdi buradaki işimizi tamamladık dostlar. İbrahim abi gidiyor hatta. Ben de şimdi bir yukarıyı göstereyim size son halini. Karşı tarafta bu şekilde oldu. Bayağı bir açtık. Bu arada biz yer değiştirdik. İlk başladığımız yerde değiliz. Şu şekilde odunlar parçalandı. Ön tarafa doğru atıldı. Sobalık şekilde kestik. Şimdi ön tarafa gidiyoruz. Ön tarafta başka bir iş var. Şimdi dostlar çalıştık. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içiyoruz. Ayaklarımız biraz üşümüş. Ayaklarımızı da ısıtıyoruz. Ayaklarımızı da ısıttık. Şimdi çayımızı içip işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi az sonra şey var. Bir beton işleri var. Direkt melek dikilecek. Çukur kazılacak. O işleri halledeceğiz. Çayımızı içip birazcık ısınıp sonra kaldığımız yerden işe devam edeceğiz.
Az önce kamerayı kurmuştum. Arka tarafta arabayı boşaltırken çekelim diye ama çekemedik orada. Kamerayı başlatmamışım. Şimdi arkadaşla birlikte burada arkada gördüğünüz çukurları kazıyoruz şimdi. Malzemeleri karşıya indirdik. Kumu buraya yıktık. Çimentolar burada. Ve şimdi ustayla birlikte belirlediğimiz yerlere çukurları kazıyoruz. Şimdi burada çiftlikte çalışan arkadaşımız var. Onun yeğeni var. O da geldi bize su getirdi sağ olsun. Bizi suladı. Suyumuzu içiyoruz. Şimdi daha önceden dediğim gibi böyle kazıklı yerlere belirlemiştik. Hani tam nereler kazılacak diye. Şimdi biz oraları kazıyoruz. Uzaklardan da duyduğunuz gibi motor sesleri geliyor. İbrahim abi de tekrar öbür tarafa gitti odun kesmeye. Biz de burada çalışmaya devam ediyoruz. Evet, az önce çok fazla çekme şansımız olmadı. Arkada görüyorsunuz direkler dikildi, malzemeler indi. Beton, daha doğrusu harç karıldı. Ya bayağı bir iş oldu burada. Ama bu işlerin önüne geçen bir başka durumumuz oldu. Onu da arabada anlatacağım. İbrahim abi. Buyur abi. Bugün de bitirdik abi. Bitti abi. Dostlara da çok bahsedemedik aslında. Bugünkü işi İbrahim abinin bir yakını aracılığıyla herhalde şey oldu değil mi? İş sana döndü. Ha, evet, aynı oldu. Ondan sonra İbrahim abi aradı. Dün ben hatta kahvedeydim. Gider miyiz dedi. Dedim abi gideriz. Gittik. Gittik, gördük, çalıştık. Gittik. Dönüyoruz geriye. Dönüyoruz geri. Günü bitirdik. Ama tabii bir ara böyle çok fazla şey oldu, hareketlendi. İşte usta geldi. İşte orada çalışan çiftlikteki iki tane arkadaş vardı, onlar geldi. İşte o geldi, babası geldi. Aynen, ha? Babası geldi falan derken ortalık bayağı bir kalabalıklaştı. Kalabalıklaştı, çekemedik, yapamadık. Aynen, orada çekemedik ama en son bir bölümde çekmiştim zaten. Direkler falan dikildi, betonu atıldı. Çukur kazıldı. Çukurlar kazıldı. Bugünkü işi bu şekilde diktik. Demirler halloldu. Bu işi bu şekilde halletmiş olduk. Ama ve lakin şimdi az önce de söylemiştim bir önceki bölümde, ya bugün tüm bu yaşananların üstüne önüne geçen bir olay oldu. Orada çalışırken bir baktım, ana şey yok, cebimde evin anahtarı yok dostlar. Evin anahtarını orada düşündük. Ya ara yok, bir sürü de yerde çalıştık, bir gittik bir odun gittik, kesmeye. Odun kesmeye, odan geldik, beri geldik, oraya gittik, geri geldik. Oraya gittik, mal indirdik, onu bindirdik, çukurları kazdık, harç kardık falan derken kim bilir nerede düştü. Ya harcın içinde kaldı, ya bir yerde kaldı falan. Ya evde kaldı. Ha, en sonunda aklıma o geldi. Dedim ya biraz işte para vardı. İşte ayıp da söylemesi biraz tütün bütün bir şeyler vardı. Sigara vardı. Onları işte hep torpidoya koymuşum. Ondan sonra dedim ya anahtar olsa torpidoya koyardım muhtemelen. Evet, evet. Yani ya evde kapının üstünde kaldı ya da belki çıkmadan size çaya gelmiştim. Ya ben orada kaldım. Ya sizin evde düştü belki de. Valla inşallah. Gittiğine bakacağız bakalım. Aynen. Bakacağız. Yani inşallah burada bir yerde kalmıştır. Yoksa bir de şimdi akşam uğraşacağız onu. Kapıyı mı kıracağız? Kilidi mi kıracağız? Yok, usta mı bulacağız? Kilit keseriz ya. İşte birazcık uğraşmalı olacak. Yani videoyu burada tamamlayalım o zaman. İnşallah eve gittikten sonra kısa bir parça da evden çekelim. İnşallah evdedir. Evdedir. Aynen, inşallah evdedir. Konfetiler patlasın, eğlenceler başlasın. Yoksa da bakalım gece mesaisi devam edecek. Videomuzu tamamlarsak da o zaman hatta ne yapacağız? Akşam tamamlayacağız. Akşam tamamlayacağız. Allah. Evet, o zaman eve gidip evden çekime başlıyoruz. Devam ediyoruz. Devam edeceğiz o zaman. Devam ediyoruz. Şimdi dostlar az önce söylemeyi unuttuk. Bugün böyle talihsiz bir gün oldu. Yani hem anahtarı inşallah kaybetmemişizdir, İnşallah evden çıkar diye umut ediyoruz. Hala daha eve gidene kadar belirsizliğini koruyacak. Bir ikincisi de o demirleri kurarken ustanın böyle kurduğu bir tane merdiven sehpa vardı. O kırıldı. Bastığı yerlerden biri çürümüş. Orada ben de yukarıda demiri tutuyordum. Tabi usta düşünce demir de kaydı. Kolu geldi. Demir de kolay yüzlattı. Her şey gitti. Demir de koluma düştü. Şurayı ufak bir ezdi orayı. Aynen, orayı birazcık ezdi. Şimdilik çok bir şey görünmüyor ama yarın muhtemelen çürümüş olacak herhalde burası. Renkler biraz değişir herhalde. Neyse, bunu da bu anımızı da diyelim. Kısaca eklemiş olalım. Eleceğiz yani. Aynen, şimdi eve gidince bakacağız inşallah. Anahtar da evdedir. Maceramız uzamasın. Girelim, sobamızı yakalım, yemeğimizi yiyelim. Yatalım, uyuyalım. Eve gidince son durumla ilgili tekrar bir parça çekeceğiz dostlar. Şimdi tam bindik. Devam ediyorduk. Ya bu sefer de şu iş makinesini görünce aklıma geldi. Biliyorsunuz dostlar maalesef ormanımız yanmıştı. Bundan önceki videolarda da bahsetmiştim ben size. Hatta videoları da izlemiştiniz de sizler de. Maalesef bu hani günün temposu telaşesi içinde ormandan bahsedemedik. Gerçi hava da karardı artık. Çok da belli olmuyor belki ama şöyle tutarsam daha iyi.
Ormanda çalışmalar devam ediyor. Bayağı bir artık temizlendi. Maalesef işte buralar hep yemyeşil ormanlık alanlardı. Şu karşı tepeyi gördüğünüz gibi arkadan. Ama artık maalesef buralarda herhangi bir hayat kalmadı dostlar. Dostlar çok şükür anahtarımızı bulduk. Anahtar kapının üstünde kalmış. Ben sabahleyin apar topar çıkarken anahtarı bırakıp da çıkmışım. Akşam ettik dostlar, yorulduk vallahi. Ama çok şükür en azından hem işimizi yaptık hem de anahtarımızı bulduk. Şimdi akşam bir de ikinci bir fasıl bir macera çıkmayacak karşımıza çok şükür. Bu videomuzu da böyle tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bakalım yarın hava durumuna göre tekrar belki yürümeye gitme durumu olabilir. Eğer olmazsa bahçede inşallah şu damın içini toparlayacağız. O işte kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dostlar.